Yasin bankalara bakalım ne oluyor orada konuşalım. Akbank <laughs> bir ayda %20 değer kaybetmiş. 49 lira seviyesinde fiyatlamalar karşımızda 70 liraları da seninle konuştuğumuz önemli oldu. Rakamlar neye işaret ediyor? Aracı kurumlardan, yabancı kurumlardan banka bilanço beklentileri var. Kurumlar diyorlar ki bankalardaki net karlar 3. çeyrekte çeyreksel %20 ila %30 arasında bir daralmaya işaret edebilir. TSKB'yi hariç tutuyoruz. Onlar tabii mevduat toplamıyor. Ne dersin Akbank için? Evet şimdi yarın da bilançosu gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 24 Ekim evet, bilançosu. Doğru hatırlıyorum evet. Ee, şimdi bu bilanço tabii ki de iyi beklenmiyor. Hatta yıllık bazı %54'lük net netkarda bir e, değişim olabilir gibi bir beklenti var. Bu ciddi bir rakam. Ancak bunun fiyatlanmasını biz en tepeden zaten %20-25 değer kaybeden Akbank'ta görüyoruz. Ama e, çok ilginçtir ki e, bazı aracı kurumlar hem... Yabancı, yani genellikle bu raporlar yabancı. Ee, Akbank'taki bu yüzde yüzün üstündeki rally de tam şu bölgede yeni raporlar yayınlandı. İşte e, hedef fiyatlar biraz daha üstlere çekildi. İşte daha olumlu konuşulmaya başlandı. Ee, kredi derecelendirme kuruluşları bankaların notlarını arttırmaya başladı ee, ve onların dediği gibi olmadı aslında bakacak olursak. Yani 66 ay 67 lira e, seviyesi. Biraz daha tepe olarak kaldı burada ve baktığımız zaman daha üst hedef fiyatlar veriyordu. Şimdi çok ilginçtir ki %25 değer kaybettikten sonra bu sefer kötü raporlar gelmeye başladı. Hani bu kadar mı bir kelime bulmaya çalışıyorum oraya yani bu kadar mı tutarsızlık olur bu kadar mı yanlış tespit olur diyeceğim maalesef. O yüzden yabancı kurumların raporlarını ben çok şey yapamadım. Yani anlayamadım bu dönemde. Hı hı. Hani en tepedeyken böyle çok güzel yorumlar. Çelişen raporlar çelişen raporlar geldi gibi hissettim hı hı. yani. Siz de bakarsanız mesela iki gün önce e, kötü yani şey raporlar geldi. Hı hı. işte evet karların düşeceği söylendi. Faiz indirimlerinin ötelenmesi bankalar üstüne baskı yaratacağı söylendi ama zaten %25 %30 değer kaybetmiş bir hisse senedi fiyatından bahsediyoruz. Hı hı. O yüzden bana Hani çok böyle şey gelmedi, inandırıcı gelmedi. Buradan da bankalar yukarı giderse artık bu kadar yanılma payı olmaz diyeceğim. Ben kendi görüşüme gelecek olursak bence de evet bankalar iyi bilanço açıklamayacak. Ama bunların çoğunun fiyatın içinde olduğunu ben düşünüyorum. Burada kritik rakamları paylaşmak gerekirse 47 lira Akbank için önemli bir destek konumunda 47'nin altına düşmediği sürece bu fiyatlar e, yatayda konselde olmaya devam eder diyebilirim. Ama dediğim gibi hem yerli hem yabancı kurumlar bankalardan iyi bilanço beklemiyor. Ama bunu zaten herkes biliyor. Şimdi Yasin bir de Andola efes alalım. Hatta ben yönetmenimden Kadir'den e, Anadolu Efes'in bir canlı grafiğini de ekrana vermesini rica edeyim. Çünkü bugün %4.4'lük yükseliş var. Borsa düşerken Anadolu Efes yükseliyor Yasin. Evet, 191.1 lira seviyesindeki işlemler şöyle. bir aylık geliyorum bakıyorum. E %7'ye yakın değer kaybı yılbaşından bu yana %38'den fazla artı borsanın da getirisinin oldukça üzerinde. E, şimdi canlısını da vereceğiz ekranı ama Nasıl bir haber vardı orada? Evet o burada biliyorsunuz Rusya bir pay de, e, Rusya diyorum. Anadolu Efes bir pay devir alma işlemi vardı ve Rusya bunu onaylamamıştı. Bu haberden sonra da zaten sert bir düşüş gerçekleştirmişti Anadolu Efes. Ancak bugüne gelen haberden sonra e, başka bir ülkede çatı bir şirketten bu pay devir alma işlemi olacak diye yorumladım. O yüzden hisse için gayet olumlu olduğunu ben düşünüyorum. Zaten son açıkladığı bilançoda beklentileri bir miktar yukarı yönlü revize etmişti Anadolu Efes. Ee, o yüzden ben e, çok fazla haksızlık yapıldığını düşünüyorum Anadolu EFES'e. Şimdi neden böyle düşünüyorum? Gelen bilanço enflasyon muhasebesine e, ve yüksek faize rağmen bence fena değildi. E, siz de biraz önce bahsettiniz yılbaşından itibaren endeksin üstünde bir getiri elde etti ama o son düşüşe rağmen yani şurada nereden baksanız %30'dan fazla düşüş var. Anadolu Efes'te ee, çok iyi bir rally'e gitmişti ama ben bu düşüşün çok fazla olduğu kanaatindeyim. Ee, yatırımcılar kesinlikle araştırsınlar, raporları okusunlar. JP Morgan'ın burada çok önemli bir raporu var, araştırıp bulsunlar. Ee, zaten çarpanlara baktığımızda 5'in altında fiyatlanan bir fiyat kazanç oranı görüyoruz. Yine piyasa değeri, defter değeri de aynı şekilde düşük seviyelerde. Ben Anadolu Efes'e şu 190'lı liralardayken söyleyeyim haksızlık edildiğini e, düşünüyorum diyebilirim. Ve senle çok uzun süredir bunu konuşuyoruz hı hı. aslında. Evet Anadolu Efe'si evet. konuşuyoruz uzun süredir. Var evet. mı ekleyeceğim burada teknik seviyeler? Burada teknik seviye olarak baktığımızda 200 liranın üstüne atması Anadolu Efe'si biraz daha şu çizdiğim turkuaz düşen direnci kıracaktır. Yeni bir trendi başlatacaktır. Ama ilk hedefimiz 200 lira üstüne atması. Hı hı. Yani 200'ün üstüne atmadan herhangi bir işlem gerçekleştirmemeli yatırımcılar. O yüzden 200'ün üstüne attığında bence yeni bir trendi başlangıcı olacaktır diyebilirim. Baksın yatırımcılarda çarpanlar zaten çok çok uygun durumda. Benim beğendiğim hisse senetlerinden bir tanesi ama şu yükselişin çok acayiptir. Yani şu rallinin böyle geri gelmesi bence Anadolu Efes'e bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.